Herkese merhabalar değerli takipçilerim ve kanalıma yeni denk gelmiş olan yeni takipçi adaylarım diyorum. Eğer ki abone olmadıysanız yeni gelenler için abone olmanızı rica edeceğim. içeriklerin devamını takip etmeniz açısından. Beni çok motive ediyor bu her videoda belli ediyorum zaten söylüyorum. Geldik. Hemen rizgahımızı yaptığımıza göre Ankara koşullarıyla başlayacağız. Ee, i̇lk yarış 2'de Mary Ellen koşusu şart 1 dişilere mahsus bir mücadele. 2 yaşlı İngilizler 1300 metre içimde ee, start alınacak koşu. Ee, bu arada evet, şunu söyleyeyim öncelikle 9 koşul bir program olacak Ankara'da. Ee, burada bizim ilk yarışımız şart 1 dişi bir mücadele. Açıkçası burada kimler ön plana çıkıyor diye bir şeyler söylemek gerekirse bir çim yarışı olduğu için kumdaki idman pisti görüntülerine göre tahminde bulunmak biraz zor ama birazcık orijinler, biraz altılı ganyan favorileri, birazcık işte duyumlara bakarak burada bir tahmin yapabilirsiniz kimler hangi atlar daha çok söyleniyorsa kimler tarafından. Ona dikkat edin diye ben bu koşuda söyleyebilirim sizin için. İlk tercihim benim mor salkım olacak. 7 numaralı mor salkım. Arkasına 5 numaralı Miss World diye düşünüyorum. Ve son olarak da bir safkan daha söylemem gerekirse Secret Power diyorum 8 numara. 7 5 8 ama bunlar benim gözlemlerimce karar verdiklerim. Onu belirteyim. Üstüne basarak. Siz e, kesinlikle mutlaka hani e, yarış tahminleriyle ilgili hem ganyanlara bakın hangi ata daha çok oynanmış. Hem de e, mümkünse yani padoktan bir bilgi almaya çalışın. Öyle söyleyeyim ben size. Bu koşu için diyoruz ve geçiyoruz. İkinci koşuz 7 safkanlı start alacak burada. Şart 5-4 yukarı araplar 2200 metre kumda bir yarış olacak. Açıkçası burada elimizde 7 safkan var. Ee, ve bunlar birbirine yakın düzeyde safkanlar. Zaten performanslarından da bunları anlayabiliyorsunuz diye düşünüyorum. En yakın zamanda en yüksek başarıyı elde etmişe göre baktığımız için biz bu değerlendirmede elimizde iki at var. Gördüğünüz üzere bir dördüncülük ve ikincilik üstelik ikinci 7 gün önce gelmiş ve yine 7 gün önce gelen bir birinciliğe sahip safkanlarımız var. Peki kimdir bu safkanlar? 3 numaralı hızlı kuruş ve 7 numaralı Selda Hanım. Şimdi şöyle ki 3 numaralı hızlı kuruş babası kuruş ağa, anne tarafında pir karaca volga 2 hattına sahip bir safkan. Bu koşuda işte belirttiğimiz üzere son 2 yarışta 4 2 10 önce 2 kez 5 5 gelmiş bir safkan. Burada bir hafta önce koşmuş, bir hafta yeterli bir aralıktır. Muhtemelen arada atı yoracak bir yani yoracak bir iş yapmadılarsa bir kenterle falan geçtilerse e, bu safkanın açıkçası bakmadım inman pisti görüntüsüne. E, ona bakarız. Ona göre karar verelim. E, 400 yaptıysa da çok da büyük bir mesele değil. Gene kazanabilir burada. E, 7 numaralı Selda Hanım. Açıkçası burada beni tedirgin eden tek bir şey var. Safkan'ın birinciliğinden öncesinde büyük bir şey olması böyle bir hüsran mı diyeyim ne diyeyim yani bir başarısızlık silsilesi var. O birazcık beni tedirgin ediyor ama şu anda formda yani belli ki şu anda formda Safkan. Yani o yüzden neden olmasın? Uzun yarış performansına göre karar verecek olursak hangisi daha iyidir diye bakacak olursak İki safkan ön plana çıkıyor uzun yarış performansında. Bunlardan birisi 2 numaralı Özerdinç ve 4 numaralı Prenses Aslı. 2.38-29, 2.38-29 ikisi de aynı dereceyi yapmışlar. Yani burada şunu söyleyeyim. Form olarak daha ön planda olan safkanlar 3 numaralı hızlı, Kur hızlı kuruş ve 7 numaralı Selda Hanım. Ancak mesafe açısından Özerdinç ve Prenses Aslı ön planda gözüküyor. Bu sebeple benim size önerim 3 ve 7'den bir tanesini yazın. 2 ve 4'ten de bir tanesini yazın. Yani evet zaten bunlar hepsi gelebilecek safkanlar. O yüzden bu şekil yaparsak dengelemiş oluruz. 3 ve 7'den biri 2 ve 4'ten birini yazıp 2 safkanla buraya geçeriz diyorum. Ve geldik 3. koşuya 4 safkan yer alacak. Yani neden 5. bir tanesi koşmamış acaba merak ediyorum. 5. ikramiyesini almak için illaki biri koşabilirdi. Belki kaydında sadece 4 at vardır ama emin değilim öyle olduğunu zannetmiyorum. Şart 3 mücadele 2 yaşlı İngilizler 1300 metre için bir koşu. Ee, burada evet 4 safkan var. Yani ikisi tek yarış koşmuş kazanmış safganlar. Diğer ikisinin o kadar iyi olmadığını görüyoruz. Bu sebeple ben burada 2 ve 3'ü yazın derim. Yani 2 ve 3'ü yazın keyfinize bakın ya. Yani hani 1-4 gelmez burada. 2 ve 3'te de hani burun buruna fotoda biri kazanırsa şaşırmayın. Elimizde derece var mı? Yok tabii şimdi tek yarış olduğu için bunlar hani muhtemelen 1000 metre koşmuş olabilirler ya da 1200. yani tek yarış Ha şu var mesela biri 70 gün önce koşmamış diğeri 30 gün. Eğer tek geçmek istiyorsanız minteha. Tek geçmek istiyorsanız minteha. Ama azat koşacak. Yani burada azat koştuğu için 70 gün önce koşmuş olsa da bu 3 numaralı safkan da şöyle söyleyeyim size iyi hazırlandıysa bu safkan 70 gün falan onun için önemli değil. Yani zaten az at var. Fazla böyle e, darbe almayacak. Kontür piyede kalmayacak ya da nasıl anlatayım size? E, zaten bir kum yarışı değil hani toz duman yemeyecek arkada. Fazla at yok yani. Hani fazla at olmadığı için at açık alanda rahatça rüzgarı hissederek koşacaktır. Victory Gallop yavrusu. E, yani o yüzden 2 numaralı Minta kesin yani eğer istiyorsanız burada 3'ü yazın ama tek geçirebilecek bir yarış. 4 tane at var ya. Yani o yüzden burada artık karar size kalmış diye düşünüyorum. Yine geldik şart bir dişi koşusuna. Yine 1300 metre 2 yaşlı İngilizler. 8 safkan yer alıyor. Benim ilk gözüme çarpanlar şöyle söyleyeyim size. birincisi 2 numaralı Lady Secret. Ayan kurşunda start alacak Safkan. Ee, yani iki numaralı Lady Secret'ı söyleyebilirim. Ön plana çıktığını hissettiklerimden. 4 numaralı Morning Star ee, yine söyleyebilir ve son olarak da 8 numaralı Varşova'yı önerebilirim. Bir Win River Win temsilcisi. Ee, yani burada yine bir önceki şart 1'li olduğu gibi e, aynı şeyleri söyleyeceğim. Daha kısa söyleyeyim. Padok'tan bilgi almaya çalışın. Belki antrenörlerden, belki jokeylerden, herhangi bir yerden bir şeye erişebiliyorsanız ya da TCK'nın e, işte yorum şeylerinde, programlarında bunlarla ilgili önemli bilgiler, cımbızla çekilebilecek bilgiler vardır. Belki onlara e, ulaşmaya çalışın diyeceğim bu koşullarla ilgili. Bu şart bir, özellikle de Çin meydanları yani. E, bu şart birlerle ilgili. eee kesinlikle öyle bir bilgi almak lazım. Çünkü idman pisti yetersiz bir veri oluyor. Yani atın kumda yaptığıyla çimde yaptığı bir mi şimdi anlatabiliyor muyum? Yani çimci bir at kumda ne kadar iyi bir iş yapabilir ki? Onun için e, yani belli olmaz tabii ki ama yani burada dediğim şekilde yaparsanız sizin için iyi olur. Geldik 5. koşuya. 10 safkan start alacak. Şart 3 mücadele 3 yaşlı İngilizlere mahsus 2000 metre kumda koşulacak bir koşu. Yani burada 10 safkan var. E, hangisi ön planda diye bakacak olursak, yani 10 safkanda durumları pek iyi olmayan safkanlar, bunu bir kere bir belirtelim, gerçekle yüzleşelim, ona göre karar verelim. Yani bu at kesin gelir diyeceğimiz bir at yok burada. Tamam. Ona göre düşüneceğiz. Şimdi ilk olarak elimizde en yakın zamanda koşmuş ve en başarılı sonuç elde şu odaklı bakacağız. 18 gün önce koşmuş ve 4. olmuş bir safkan var elimizde. Arslan Han. Şimdi Arslan Han favori gözüküyor. 7 numaralı safkan Arslan Han, 18 gün önce koşmuş ve 4. olmuş. Şart 3 bir mücadele, mücadelede ki safkanın 6.lığından önce bir ikinciliği de var. Yani altyapısı da iyi şart üç bir mücadelede bu at gelebilir. Rakibi kim peki? Burada en yakın rakibi bana sorarsanız üçüncülük sahibi olan 3 numaralı e, Vice Versa e, olacaktır diye düşünüyorum. 3 numara ve 7 numara en öndeki safkanlar. Peşlerinden gelebilecek birkaç isim var. Şimdi bunlar hangileri? Öncelikle 4 numaralı Safkan Dancing Girl. 7. önce bir ikinciliği var. Bakın. Bunlar çok göze çarpmaz. Yani 7. olmuş son koşusunda. Bir hafta önce koşmuş. Yani kayba koşmuş olabiliyor bazen at sahipleri. Bunun e, sebebi bazen handikap puanı düşürmek olabiliyor. Bazen ata sadece formu daim olsun, yarış temposunu yarış kondisyonunu korusun olabiliyor. Bu sebeple dikkatli olmak lazım. Hele hele safkanın en iyi derecesinin 2.11.87 olduğunu düşünürsek, diğer e, derece sahibi 4 hattan daha iyi olduğunu düşünürsek bu safkan burada kesinlikle düşünülmesi lazım. Zaten 7.likten önce 3.5.2 ile gelmiş performansında. Yani 3 kez tabelayla gelmiş sonra 7. olmuş Safkan. Bizi yanıltan orası. Öncesi de de biraz yanıltıyor ama iyi bir performans çizebilmiş bu at. O yüzden bu yarışta gelebilir. Son bir Safkan'a daha değinecek olursak açıkçası şöyle söyleyeyim daha da fazla bunların içerisinde iyi bir Safkan yok. Ee, yani son bir Safkan'a daha değinmeye gerek yok. O yüzden 3, 4 ve 7 bu üç safkanı yazabiliriz burada. Yine kendi beğendiğiniz bir at varsa bu üç safkandan birini çıkarıp onu yazın. Dediğim gibi şart mücadele ve birbirine yakın safkanlar start alıyorlar burada. Ee, geldik. Zeki Tuncay koşusu 8 safkan yer alacak. Kısa vade 7 dişleri mahsus 4 yaşlarlar 1600 metre çim pistte koşulacak. Hemen favorilerimize değineceğiz. Ee, evet. Öncelikle Gökçe Bayır, 5. numaralı Safkan, Kurtalekülüs'in e, Safkan'ı Ayhan Kurşun'la start alacak babası Özgün Han anne tarafı A Karaca Volga 2 yani hem Özgün hem Volga 2 hattına dayanan bir e, Safkan. Şimdi çok başarılı olduğunu biliyoruz zaten Gökçe Bayır'ın. Hemen geldik. İki tane ikinciliği var. Bir beşinci, bir birinci. Ee, en son bir ay önce koşmuş ancak hani kısa vade düzeyinde koşabilen bir safkan olduğu düşünürsek hani açık yarışlara falan temposu ayarlanan bir safkandır. Bu sebeple bir ay fazla bir süre değil. Ee, i̇dealin bir tek üzerindedir ama iyidir yine. Yani diyebiliriz. Diğer değineceğim safkan 2 numaralı safkan Benzenci. Ee, o da bir Kaiserberg yavrusu. Anne tarafından Toşur orijinli safgan. Ferit Yardımcı ile start alacak. İşte zaten görüyorsunuz son 6 koşusunda 8. lik haricinde 3 ikincilik, 1 birincilik tekrardan bir ikinciliğe safkan sahip durumda. Bu sebeple bu safkan ön plandadır, yine önerimizdir diyorum. Bu ikilinin haricinde at yazmak isteyenler kendi beğendiğiniz at varsa onu yazın. Ama hani Gökçe, Bayır ve Benzenci haricinde 5-2 haricinde ben bir atın gelebileceğini zannetmiyorum. Evet iyi performansı olan atlar var. Her zaman vardır. Yani mesela Kaçer Kız bir yarışını kazanmış burada alt koşuda. Ama aynı şekilde mesela Gökçe Kent de kazanmış. Anlatabiliyor muyum yani? O da son yarışını kazanmış ama bu demek değil ki biz bunu favori göstereceğiz. Çünkü burası yüksek düzeyli bir koşu. Yani bir önceki şart 3'te evet en yakın zamanda hangisi daha başarılıysa onu yazacağız. Ama burada birazcık daha tecrübe ve e, performansın daimi olması bizim için ön planda oluyor. Bu sebeple zaten 5 ve 3, şey pardon 5 ve 2 dedik e, diyorum. Evet sıralamamız 5 ve 2'dir e, deyip bir sonraki koşuya geçiyoruz. 7. koşu 6 safkan start alacak. Handikap 17 mücadele 3 ve yukarı İngilizler. 1600 metre çimde koşulacak. Hemen favorimizi veriyorum. 4 numaralı Semih Bey burada favori konumunda. Son yarışında 2. ondan önce 4. yüreğe sahip bir safkan. 6. yılından önce yine 3 kez tabelada 5-3-4 ile gelmiş bir safkan. Bunların haricinde e, son koşusu haricinde beğendiğim safkan e, değinmek istiyorum. Anus Mirabius e, kesinlikle 6 numaralı safkan. 50 kiloda yani 50 kilo düşük bir kilo büyük bir avantaj sağlayabilir bu safkana. Ee, yani tabi jockey 50 kilo binebilir mi? 52'yi ayarlamaya çalışırlar herhalde öyle düşünüyorum. Ee, yani o da son yarışındaki 8. haricinde 1. sahip. 3, 4, 4, 4 gelmiş. Yani 8. haricinde bu safkan da iyi durumda e, olacaktır diye düşünüyorum. Bu iki safkanın haricinde yine yazmak istediğiniz bir at varsa bu size kalmıştır. Ben 4 ve 6'dan başka bir at önermek istemiyorum burada. Yani bunun haricindeki safkanlar sizin tercihiniz olacaktır. Ama yani o kadar da iyi atlar söz konusu değil buradan hani rakip olacak türde. O sebeple zaten 4 ve 6 dedik. Ve geçiyoruz 8. koşuya 7 safkan start alacak. Burada şart 5 mücadele 3 yukarı İngilizler 1200 metre Kum pistte koşulacak yarış. Zaten favorilerimiz ilk iki sırada gözüküyor. 1 ve 2 numara Bedestan ve Duello. Şimdi Bedestan e, açıkçası 59 kiloda e, Duello'ya nazaran bir avantajı var. Ayhan koşun nasıl tartılacak? Duello 63 kiloda olacak. Yani bu safgan 59 kiloda 4 kiloluk bir avantaj. Özellikle foto finish'e gelindiğinde bu tarz e, avantajlar o son nefeste e, fark yaratabiliyor. Geldik öncelikle Bedestan'ı değerlendirelim. Bedestan son 6 yarışında da tabela performansı göstermiş. Hatta ilk 3'ten çıkmamış bir safka. Yani banko diyebileceğimiz bir isim. Son koşusunda ikinci olmuş. Bir ay önce koşmuş. Ondan önce 1, 2, 3, 1, 3 diye gitmiş. Duello ise 2 numaralı safka Duello ise son koşusunu kazanmış. Ondan önce 5, 4, 2, 1, 4 şeklinde gitmiş. Yani bu safkanlar bu ikisi birbirinden önemli birbirinden favori gözüken safkanlar. Tabi diğerlerinde de iyileri yok mu var tabi ki de. Ama mesela bu safkanı örnek verelim. E, 4 numaralı Lord Admiral açıkçası 44 gündür start almamış. Yani o yüzden biraz geri planda olacaktır diye düşünüyorum. 15 gün önce start almış bir safkan var elimizde. Ancak o da 5-4 diye gelmiş. Yani son iki yarışta sallantılı bir düşüş var toparlayabilir mi bilemeyiz. 3 numaralı Justice for All. 58 kilo diğerlerine yakın. Yani 59'a yakın en azından 60 olmasa da 59'a yakın. O yüzden hani şöyle söyleyeyim. 3 numara 2'yi geçse 1'i geçemez. Yani böyle bir durumla karşılaşırız muhtemelen diyorum. Bu sebeple 1-2 dedim ben. Geçiyoruz. Geldik 9. ve son koşu olan 16 safkanın bulunduğu. Bizi zorlayacak bir yarış. Açıkçası burada Bakalım ne tercihler edeceğiz şart 19 mücadelede 3 yaşlı İngilizler 1400 metre çim yani zaten bu vakte kadar hiç yarış kazanamamış safkanlar olması bizi zorlayabilir. Ancak tabii ki artık bir şeyler belli edenler varsa yani ben çimden bu yarışta çıkmaya en büyük adayım çimden meydandan çıkmaya en büyük adayım diyenlere yöneleceğiz. Nitekim burada elimizde bir numaralı safkan çok bariz bir şekilde kendini belli ediyor dereceleriyle. Westside Glory, Invisible Sun yavrusu bir safkan. 57 kilo yani fazla bir kilo değil yani şart 19 koşacak e, safkanlar içerisinde. 57 fazla bir kilo değil. Aprantis sayesinde tabi böyle düşmüş. Eğer Aprantis'i iyi binerse Safkan'a 11 gün önce koşmuş en yani son. Safkan 2. 4. 2. 4. gelmiş. Bu yarışta galibiyete ulaşabilir diye düşünüyorum. Ama tek veremem çünkü 16 safgan var. Yani yarış öyle bir mucizelere açık bir yarış ki. ikinci olarak Aleko Boy, 2 numaralı Aleko Boy, step by step yavrusu. O da apprentice ile birlikte yine 50 57 kiloya düşmüş dış start tercihli bir safgan olacak. 1400 metrede 16 safgan içerisinde dış startla rahat çıkıp bir anda virajı önde dönerse avantaj sağlayacaktır kendisi de bu safgan diye düşünüyorum ve şöyle bir şey ekleyelim. Bu safkan da 6. yıllıktan önce iki kez ikinci olmuş. Yani bu da yine galibiyetin sınırında gözüken bir isim. Ee, onların haricinde değinmem gereken safkanlar var mı? Var tabii ki de işte şu safkan mesela. Ee, Regina Luna, 10 numaralı Regina Luna bir Bush Ranger temsilcisi. Safkan zaten az önce de gördünüz. 9. yıllıkları var. onlarca ikincilikleri var. Yani çok dengesiz bir Safkan. E, i̇ki tane ikinciliği var ama bizim için bu önemli. Şimdi 3 yarışta 2 ikincilik edilmiş bir safkan. Bir safkan daha vardı. O da e, açıkçası şu anda ne yapacağını kestiremediğim hani son bir öneri. 5 numara mıydı altı mıydı? 5 numara aynen 5 numara. Doğru. E, e Kardinal Pioner yavrusu. Ayan kurşunla start alacak. İkinci, beşinci olmuş. Beşinciliği var. Çin pistte. Bu yarışı kazanabilir ama yani bu beşincilik sizi yanıltmasın. E yeni yeni yarışmaya başlamış bir safkan olduğunu düşünürsek bu yarışta o da gelebilir diyorum. Bu sebeple sıralama vermek gerekirse yani zorlanarak da olsa bu sıralamayı vermemiz gerekiyor. 1 2 diyoruz arkasına 10 numarayı söyleyebiliriz ve onun da arkasında 5 numarayı söyleyebiliriz diye belirtiyorum. Ve videoyu da burada bitiriyorum. Öyle gözüküyor. Evet beni dinlediğiniz için izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Değerli vaktinizden ayırdığınız için. Eğer kanal, kanalıma henüz abone olmadıysanız lütfen abone olun diyorum. Hepinize de bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın.